Son 7-8 yıldır sürdürülen dış politika İslam alemini mahvetmiştir, perişan etmiştir. Nasıl perişan etti? Gördünüz, Libya kan gölüne döndü, Suriye kan gölüne döndü, Irak kan gölüne döndü, Yemen'de masum çocuklar, siviller açlıkla mücadele ediyorlar. 10 milyon insan açlıktan ölme noktasına gelmiştir. Bu politikalar kimin eseri? Kimin eseri? Başta hükümet olmak üzere izlediği politikalardır. Dünyanın müstekbirleriyle birlikte uyguladığı politikalar İslam alemini kan gölüne çevirmiştir. Milyonlarca insan ölmüştür. Milyonlarca kadına tecavüz edilmiştir. Bu Orta Doğu'da kadınlar köle pazarlarında satılmıştır. Çocukların masumiyeti kalmamıştır. Müslümanlar Müslümanların şerrinden kurtulmak için Akdeniz'in sularında elverişsiz botlar üzerinde Hristiyanlara sığınmak isterken batmışlardır. Akdeniz mezarları olmuştur on binlercesinin. Böyle bir zulümü İslam dünyası Haçlı saldırılarında da görmedi, Moğol istilalarında da görmedi. 1500 yıllık İslam tarihinin en vahşi sahneleri mevcut hükümetin politikalarıyla ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlar, bu kadar yanlışın üzerine aman buraya verirseniz Müslümanlık gereği, buraya verirseniz aman bu yakışmaz lafları söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine güç veren partidir. Birilerinin söylediği sözlerle olmaz. 1500 yıllık İslam tarihi boyunca mevcut hükümetten daha fazla İslam'a zarar veren hangi iktidar varsa söyleyin bana. Bazıları da diyorlar ki, ya sen İmam Hatip mezunusun. Kadrolu imamlığın da var, imamlık da yapmışsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne arıyor? Ben size söyleyeyim. Bakın İmam Hatip okullarını Cumhuriyet Halk Partisi kurmuştur. AKP değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da Cumhuriyet Halk Partisi kurmuştur. Ben de Diyanet'in kadrolu imamlığını yaptım. Sadece bu kadar değil. Cumhuriyet tarihinin en mükemmel tefsirini Elmalı Hamdi Yazır'a 10 bin lirada vermek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi hazırlatmıştır. O günden bugüne kadarki bütün Diyanet İşleri Başkanlarının ittifak halindeki görüşüyle, bütün ilahiyat fakültelerindeki hocaların ittifakla söylediği şey şudur, gerek eski yazıyla gerek yeni yazıyla Türkçe yazılan en mükemmel tefsir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlattığı Elmalı'nın tefsiridir.